Pusula Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Zonguldak'ta son dönem en çok konuşulan illerden biri Karabük, Zonguldak'ın eski ilçesi Karabük. Bunun en büyük nedeni ise Karabük'teki değişim, muhalefet partili belediye başkanıyla iktidar partili milletvekillerinin el ele vermesiyle yaşanan büyük heyecanı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili anlattı. Atilla Öksüz'ün konuğu olan Vergili, Zonguldak'ın siyasetçilerini ve halkını da anlamakta zorluk çektiğini söyledi. Zonguldak'ın ilçesi iken 1995 yılında il olan ve bugünkü gelişimiyle Zonguldak'ı gerisinde bırakan Karabük'te yaşanan süreci Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili anlattı. Yani bunların tamamını ben kendim karşılıyorum bu projelerin yapımıyla ilgili. Projenin yapımını? Tabii. Yani ilk projelerin, bu taslak yapımların maliyetlerinin tamamını kendim karşılıyorum. Şimdi biz bunları halka sunduğumuz zaman, yani önce mesela 2009'da çok tartışmalar olmuştu. Artık hiç kimse tartışmıyor yapılır yapılmaz diye. Çünkü 2009'da biz bu biraz evvel size saydıklarımı yapacağız diye yola çıktığımız zaman yani bütün karşı taraftaki siyasi rakipler yıldızları göklerden indiriyor. Böyle palavra olmaz falan diye çok daha propagandalar yaptılar. Ama yapılırını gördükten sonra tabii bunlarla ilgili öyle bir eleştirilerimiz olmadı. Burası 330 dönüm üzerine yapılacak vadinin içerisinde. Her türlü spor kompleksleri, işte voleybol sahaları, futbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurlarının olduğu ve bu köprüyle beraber hayata geçecek, Safranbolu ve Karabük'ü de birbirine bağlayacak bir köprü bu. Vallahi şu anda organize sanayimiz doldu. Yeni yatırımlar gelecek tahmin ediyoruz. Hatta şu anda 13 tane falan firma sırada bekliyor. Ama bu yeterli değil. O asıl söylemiş olduğumuz bu 22 bin dönümlük arazide yeni bir sanayi programlaması yapacağız yani Karabük'te. Başladınız mı buna? Şu anda yani gerekli görüşmeler başladı. Bakanlıklardan planlamalar yapılıyor. Eğer böyle bir olayı organize sanayinin alan olarak kabulünü yaptırabilirsek hızlı bir şekilde de başlarız. Çünkü belediye de bu işin içinde yani. Belediye sahipleniyor değil mi? Yani siz sahipleniyorsunuz. Tabii sonuçta. Ne demek yani. Ben belediye olmasam bile sahipleniyorum. Ben de oranın bir sanayicisiyim yani. Böyle bir şey yani bakın Karabük'ün geleceği buna bağlı ama mesafemiz ne? 35-40 kilometre gene. Yani başka türlü şansımız yok bizim. Çok çarpıcı tespitlerde bulunan Vergili, Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekilinin Zonguldak'ın kaderini değiştireceğini iddia etti. Bir tane Milliyetçi Hareket Partili milletvekili Zonguldak'ın kaderini değiştirecektir yani. Bak, bir tane Milliyetçi Hareket Partili... Kim oldu önemli millet, mi? Hiç önemli değil. Niye? Çünkü bakacaklar ki altlarında bugüne kadar solun kalesi denilen yer kayıyor. Adalet Partisi veyahut da işte AK Parti'nin kalesinden yer ellerinden kaymaya başladığını gördükleri zaman Zonguldak'ta her şey değişecektir yani. Belediye Başkanı olarak Ankara'ya çok az gittiğini belirten Rafet Vergili, sorunlarını Mehmet Ali Şahin'e telefonla ilettiğini söyledi. Siz Mehmet Ali Şahin'e geldiniz veya bu konuyu nasıl izah ediyorsunuz? Randevu alıp Ankara'ya mı gidiyorsunuz? Aranızda abi kardeşi bir çizim var ya da nasıl konuşuyorsunuz? Özelinizi biraz paylaşırsanız. Karabük'teyken söylüyorum. Yoksa telefon açıp söylüyorum. Abi böyle bir problem var diyorum. O da tamam diyor. Ben hallederim diyor. sağ olsun teşekkür ederim. Tabii canım ya öyle bir kapris yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben geçtiğimiz bir dönemde 5 yıllık dönemde ben Ankara'ya 6 kere gitmişimdir yani. 5 yıllık dönemde 6 defa Ankara'ya. Ne yapacağım? Benim Ankara'da ne işim olur ya benim yani. Nezaket icabı işte İller Bankası falan bir program yaptım. 3 kere Devlet Bey'i ziyaret ettim. 4 kere de değil. Bak 3 kere Devlet Bey'i ziyaret ettim. İşte bir sefer başbakanlar çağırdılar. Orada görüştük. Yani ama 7 değil yani. 6 kere gitmişimdir. Ya 5 ya 6 yani. Benim Ankara'da ne işim olur? Hiçbir işimiz yok ki belediye başkanı olarak Ankara'da bizim yani. Benim yok. Bir diğerlerinin olabilir. Ben bilmem. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Zonguldak'ın yollarına atıfta bulunarak siyasetçilere önemli mesajlar gönderdi. Zonguldak'tan ama yani pek bir şey yapılmamış. Şimdi asıl benim anlam veremediğim nokta bu. Ama dediğim gibi bir kere eşrafın oturup bütün siyasi partilerin oturup Zonguldak'la ilgili bir stratejik plan hazırlaman lazım yani. Zonguldak için ne gerekir? Yani Zonguldak esnafı için ne yapılması lazım? Zonguldak işte sanayicisi veyahut da nasıl geliştirilebilir? Kömür ocaklarıyla ilgili yan türev malzemelerle ilgili bir sanayi, bir kimya tesisleri üretilebilir mi? Ben çok iyi biliyorum, üretilebilir. Değerlendirilebilir. Evet, ben Zonguldaklı'ya da fazla bir anlam veremiyorum. Gerçi aynı kişilere biz de oy veriyorduk. Yani koyduğu zaman geliyordu. Hep beraber işte büyüklerimiz, babalarımız yok. Doğru Yol Partisi yok efendim. Adalet Partisi işte veyahut da Ecevit.
Yani bunlara oy veriyorlardı yani. Daha hala da vermeye devam ediyorlar. Yani bir bakarsınız kardeşim ne eseri var yani, ne yaptı, ne gitti. Ya bunu bir yıl verdin, bir daha verdin. Ondan sonra ısrarın anlamı ne yani? Ben buna da anlam veremedim yani. Ve bunlar da, bu bürokratlar da her zaman Türkiye siyasetinde söz sahibi olmuştur yani. Bak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmuştur. Ama çok kolay bir işte yerel yönetimlerdeki bir belediye başkanını istediğin gibi eleştirebilirsin illeriyle, ilçesiyle yani. Yalnız ili değil ki, ilçeler de var yani. Milletvekilliği seçimlerinde MHP'nin birinci sıra adayı kim olacak? MHP tabanı ve kamuoyunun merak ettiği bu sorunun kesin yanıtını almak için henüz erken. Favori isimlerin başında gelen eski Zonguldak valisi Yavuz Erkmen, yarın yapacağı aday adaylığı başvurusu öncesi Zonguldak'taydı. Eski Zonguldak valisi Yavuz Erkmen, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adaylığını açıklamak için geldiği Zonguldak'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yarın aday adaylık başvurusunu yapacak olan Erkmen önemli mesajlar verdi. Yarın saat 2'de parti binamızda bir basın toplantısı yapmak suretiyle adaylığımızı açıklayacağız. Tabii her şeyden önce Zonguldak için, ülkemiz için hayırlısıysa, nasipse olsun diyoruz. Yani bizim amacımız bürokrat olarak burada ve ülkemizin değişik yerlerinde hizmetler verdik. Ama demokrasiye inanan kişiler olarak daha üst seviyede görev almak, Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etmek, Zonguldak'taki tüm vatandaşlarımızın vereceği destekle en iyi şekilde onları orada temsil etmek amacıyla bu göreve talip oluyoruz. Tabii takdir Zonguldak halkının olacaktır. Ama biz şuna inanıyoruz ki bizim burada görev süremiz içerisinde gerekse görevden ayrılırken sizlerin de şahit olduğu üzere belki binlerce kişinin bizi yolculamaya gelmesi ve o sevgisini göstermesi bizim için hayatımızda unutamayacağımız anlardan biriydi. Biz hiçbir zaman burayla bağımızı kesmedik. Ben 1989 yılında Safranbolu Kaymakamı olarak bu bölgede görev almıştım. O tarihten bugüne kadar Karabük'te, Yenice'de, Bartın'da, Zonguldak'ta hep görev yaptık. Bu süre içerisinde hep kapımız açık oldu, yüreğimiz açık oldu. 7 yaşındaki çocukla 7 yaşında büyük amcamıza, onun küçüğü olarak hep birlikte olduk. Ve sonuçta bu birliktelik bizim için güzel böyle bir devam eden, hakikaten unutamayacağımız bir çizgi oldu. Bizim için en büyük mutluluk, en büyük zenginlik gelip şu caddede, sokakta yürürken insanların kafasını çevirmemesi, bize sevgiyle yaklaşması, o sıcaklığı göstermesi her türlü zenginliğin üstündedir. Siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında bulunan eski Zonguldak valisi Yavuz Erkmen kentte bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erkmen, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği'ne yaptığı ziyarette siyaset konuşmak istemedi. Ancak dernek başkanı Mustafa Yorulmaz'ın açık desteğini alması dikkat çekti. Eski Zonguldak valisi Yavuz Erkmen, Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapacağı aday adaylığı başvurusu öncesi bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erkmen, Zonguldak Şehit Aileleri Derneği'ne yaptığı ziyarette Başkan Mustafa Yorulmaz, dernek yöneticileri ve gazeteciler tarafından karşılandı. Zonguldak'la olan bağlarını ve dostluklarını hatırlatan Erkmen, siyaset konuşmak istemedi ancak Erkmen'in geçmişteki emeklerini övgüyle anlatan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın Erkmen'e açık destek vermesi dikkat çekti. Herhangi bir işimiz olduğu zaman, rahatsız ettiğimiz zaman hemen ben o iş tamam geri dönerdi. Böyle bir demokrat işleri yapanların bize ihtiyacı olduğunu, bizim de onlara ihtiyacımız daha çok olduğuna inanıyorum. Ben bir kere daha kendisine hoş geldin diyorum. En çok da bizim bu binamızda bunun yerini alımında 5-6 tane aşkurtlarımız vardı. Ve belediye başkanımız o zaman sağ olsun onun da bize katkısı çok oldu yeri aldıktan sonra. Yani kendine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ellerini öpsek de azdır. Biz evet 20 yaşındaki çocuklarımızı verdik ama bunlar bize ikisi de belki de Zonguldak'ta hiç kimsenin yapamayacağı şeyler yaptılar bizim için. Manevi destekleri bile bize çok yetti.
Onun için ben bir kere daha kendisini böyle görmekten çok duygulanıyorum. Bir de inşallah o dediğimiz şeylerde olursa daha çok sevinirim. İnşallah. Ve çalışacağız. Herkes üstüne düşeni yapar diye düşünüyorum. Tabii Zonguldak'a her gelişimizde bizim uğradığımız mekanlardan biri burasıdır. Çünkü bizim için buranın yeri çok ayrıdır. Biz her zaman söylüyoruz, eğer bugün bu güzelim bayrağımız vatan toprakları üzerinde hür olarak dalgalanıyorsa bu şehitlerimiz sayesindedir, gazilerimiz sayesindedir. Onları bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Buraya geldiğimizde de burayı uğramayı bu anlamda bir borç biliyoruz. Her gelişimizde de bunu aksatmadan yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün yine o anlamda geldik. Biz burada arkadaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii bu mutluluk derken bizim sevincimiz anlamında değil. Bizim o şehitlere, gazilere karşı sorumluluğumuz anlamında bunu söylüyorum. Çünkü bundan sonra da bayrağımızın hür olarak dalgalanabilmesi için onların bıraktıkları bu güzelim emanetlere sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak bunu söylüyorum. CHP'nin hafta sonu yapılacak olan ön seçim öncesi saflar sıklaşmaya, tansiyon yükselmeye başladı. Eski başkan ve milletvekili aday adayı Halil Fırat'ın taraf olmakla eleştirdiği il başkanı Ertuğrul Koltuk, başaramayacağını anlayınca bize saldırıyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayları hafta sonu yapılacak olan ön seçimi hazırlanırken İl Başkanı Ertuğrul Koltuk'la eski İl Başkanı ve Milletvekili aday adayı Halil Fırat arasında karşılıklı sözler dikkat çekiyor. İl Başkanı Koltuk, Fırat'ın tarafsız olmadığı yönündeki eleştirilerine yanıt vererek tüm aday adaylarının yanında olduğunu söyledi. Şimdi bizim partide 16 tane ön seçime girecek aday var. Bunun haricinde de 6 tane kontenjanda yarışacak aday var. Yani toplam 21 tane adayımız var şu anda. 21-22 tane adayımız var. Hepsine bakıyorum. Biri hariç yalnız. Hepsi birbirinden değerli, iyi arkadaşlar. Partiye emeği geçen arkadaşlar. Parti için çalışacak arkadaşlar. Ben kendilerini de izliyorum. Ve hepsine de buradan il başkanı olarak başarılar diliyorum. Çünkü güzel bir yarışma var. Üyelere gidiyor, üyelerin ayaklarına gidiyorlar. Partiyi konuşuyorlar, kendilerini anlatıyorlar. Ama bunlardan bir tanesi o demin bahsettiğiniz kişi Halil Fırat. Bir acizlik işinde adaylığını bırakmış. Partimizdeki 16 tane, 15 tane adaya saldırıyor. İki tanesini hele ağır eleştiriyor. Herhalde kendisi kazanamayacağını anladı. Zaten kendisi zamanında partinin il başkanıydı. Kendi yönetimi tarafından düşürüldü. Başaramadı. İl başkanlığını yapamadı. Şu anda da milletvekili adayı oldu. Yine onda başaramayacağını, yapamayacağını anlayınca böyle bir olaya gitti. Bana da il başkanı olarak saldırdı. Ama ben isterdim ki Sayın Fırat arkadaşımız partimize değil, partinin il başkanına değil, adaylara değil, diğer partilere özellikle AK Parti'yi eleştirsin. Gittiği yerlerde kendini anlatsın, gittiği yerlerde partimizi ön plana çıkarsın. Ama demek ki bir bocalamaya girmiş, anlamış il başkanlığındaki gibi yapamayacağını. Böyle bir tutulmuş, kendine muhatap olmuyorum. Kendine de bundan sonra hiçbir şey demiyorum ama böyle particilik olmaz diyorum. Bu yarın önüne çıkar. Bu ön seçimden sonra Halil Fırat birinci veya ikinci sıraya gelirse siz aynı çalışmaya devam edecek misiniz bu sözlerine? Ben partimin il başkanıyım. Kim çıkarsa çıksın hepsiyle beraber çıkacağımı, daha önce de söyledim. Sonuna kadar çalışacağım ama herhalde ona da bir iki tane laf söyleriz. Çünkü ağzını tutması açısından. Başka yerlere değil, partisine değil, partisinin il başkanına değil, partisini anlatsın dışarıda, kendisini anlatsın. Onun da gerekli olduğu yerde böyle bir ihtimal yok ama dikkatini çekeriz. CHP milletvekili aday adayları Harun Akın, Ali İhsan Köktürk ve Osman Yayla ön seçim öncesinde CHP Elvan Pazarcık Belde Teşkilatı'nı ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayları 7 Mart tarihinde yapılacak olan ön seçim ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekili aday adayları CHP Elvan Pazarcık Belde Teşkilatı'nı ziyarette bulundu. Aday adaylarından Harun Akın, Ali İhsan Köktürk ve Osman Yayla ön seçim öncesinde Elvan Pazarcıklı partililerden destek istedi. Kesinlikle. Burada düğünlerimize, derneklerimize, en güçlü cenazelerimize, Ankara'daki gidecek hasta veya Allah kere düşünmesin de hastamızdan orada sahip bizden fazla sahip çıkması gerekiyor. Çıkması lazım. Ama ki işte sağlık seçim bitiyor. Herkes bir şeyler başlıyor. Biz yani aynı şekilde arkadaşlarım, amcalarım, kardeşim oturuyoruz burada. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı oldum 2007. 2010'un 1. ayın 10'unda milletvekili adaylığı için istifa ettim 4 yıl il başkanlığından sonra. Daha mükemmel şeyler olabilirdi. Benim hakkım esasen 1. sıra milletvekilliğiydi. Bakın ne kadar il başkanı, il başkanlığı yapmış arkadaşlarımız varsa her dönemde 1. sıraya oturmuşlardır. İnşallah. Dediğimi gibi. O nedenle hepinizden destek rica ediyorum. Ha olmamış. Yarın öbürsü olmadı. Ya bunu kader dersin. Yani illa dediğimiz gibi biz siyasetten ekmek yemedik. Ama diyorum ya bu adayların yanında bunlar böyle talipse göreve ya arkadaşım ben de talibim. Yani. Genel başkanımız da yine buraya gelmeden önce konuştuk. Çok ciddi projelerimiz var. Başta madenler olmak üzere, emeklilerimiz olmak üzere. Hakikaten Türkiye'deki o yoksullaşan kesimi ayağa kaldıracak ciddi projelerimiz var. AKP'de gün geçtikçe eriyor. Gün geçtikçe kan kaybediyor. Kendi içinde de çok parçalı bir yapı var. Dışarıya yansımıyor belki ama biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı atışmalarını izliyorsunuz. Birisi diyor ki Türk tipi başkanlık sistem olmaz diyor. Biliyorsunuz. Öteki de diyor ki olur diyor. Bal gibi olur diyor. Niye olmasın diyor. Avrupa'nın tipi oluyor da diyor. İşte bilmem ne tipi oluyor da Türk tipi niye olmasın diyor. Başbakan daha farklı bir ortada duruyor. Dolayısıyla kendi aralarında da çelişkiler var. Aslında biz onlardan daha fazla kenetlenmiş bir durumdayız. Cumhurbaşkanlığının yapmadığı siyaseti yapıyor şimdi. Ve 400 milletvekili hedefliyor. Ve diyor ki başkanlık sistemi gelecek bu ülkeye. Sevgili kardeşlerim, genç kardeşlerim, bakın burada çok genç var. Her zaman zaten bu bölge, bu gençleri ben siyasetinde burada hep görmüşümdür. Siz bilmezsiniz, birçoğunuz bilmeyebilir. Başkanlık sistemi deyince Amerika'yı bize gösterirler. Amerika dünyanın en zengin ülkesi. Biz az gelişmiş, işsizliğin büyük oranlarda olduğu ve yoksulluk sınırının 4000 liraya kadar dayandığı bir ülkeyiz. Burada içinizde 4000 lira kazanan var mı? Aylık geliri 4000 lira olan. 2000 lira yok ki. Biz hepimiz burada yoksuluz. CHP Elvan Pazarcık Belde Teşkilatı Başkanı Yaşar Kocabıyık, milletvekili aday adaylarımız belde teşkilatımızı ziyaret ederek bizleri gururlandırdı. Kendilerine bu süreçte başarılar diliyorum diyerek şunları söyledi. Milletvekili aday adaylarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü Elvan Pazarcık Beldesi'ne gelerek bizleri onurlandırdılar. Burada geriye dönüp baktığımızda biz örgüt olarak beldeyi yönetimle beraber birlikte yeni devraldık. Ama Allah'a şükürler olsun iyi güzel başarı elde ettiğimize inanıyorum. AK Parti Zonguldak Milletvekili aday adayı Kamuran Aşkar, şehit aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yaptığı ziyarette her zaman şehit ailelerinin emrinde olacağını vurguladı. Başbakan Davutoğlu'nun sözlerini hatırlatan dernek başkanı Mustafa Yorulmaz ise tek bayrak, tek devlet, tek millet vurgusu yaptı. AK Parti Zonguldak Milletvekili aday adayı Kamuran Aşkar ve beraberindekiler seçim gezileri kapsamında şehit aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ı ziyaret etti. Bugün kurumsal manada en çok önem verdiğim ve en önemlisi de ilk ziyareti gerçekleştirdiğim yer olan Şehit Aileleri Derneğimizi ziyaret ediyoruz. Öncelikle başkanımıza nezaketinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ederek başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, şehit aileleri, şehitlerimiz bu milletin göz bebekleridir. Bu millet için canını, kanını ve en önemlisi en sevdikleri çocuklarını bu uğurda feda eden insanların sadece bir gün değil her gün elini öpsek haklarını ödeyemeyiz. Öncelikle bunu belirteyim.
Ziyarette konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili aday adayı Kamuran Aşkar, şehit ailelerine çok büyük önem verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Bey'in ısrarla vurgulamış olduğu bir ifade var. Diyor ki, tek bayrak, tek devlet, tek millet. İşte bu düstur için yola çıkan, bu düstur için şehit olan, şehit ailelerimizin haklarını bu milletin ve bizlerin ödeyebilmesi mümkün değildir diyorum. Ve her daim her platformda emirlerinde olduğumuzu, ne görev düşerse, vekil olsak da olmasak da, ki bundan önceki süreçte de başkanım şahittir, her platformda yanında olmaya çalıştığımızı, bunu dillendirdiğimizi kendisi de yakinen bilir. Ama ola ki bu vekillik mücadelesi sonucunda Zonguldak'ı temsil etme görevi bize verilirse, ki onur duyacağımız bir görev olacaktır, biz her daim şehit ailelerinin hizmetinde olacağımızı burada sizlerin huzurunda bir kez daha yeniliyorum. Ziyaretten duyduğum memnuniyeti dile getiren Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın tek bayrak, tek devlet, tek millet sözlerini hatırlattı. Nazik zamanında başkanımızın daha önceden de bize desteklerinden dolayı ben ilk ziyareti de buradan başlattığından dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Ancak kendisi bizim içimizden gelen şeyleri ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii geçenlerde de ağzından işittiği biz dedi şehit ailelerini ve gazileri incitecek bir şey yapmayacağız. İnşallah sözlerinde durarlar. Sözlerinde durmazlarsa bu milletin de ahını alırlar diye düşünüyorum. Biz de ona umutluyuz, bekleyeceğiz. Süreci bekleyeceğiz. 3 Mart 1992 yılında Kozlu'da yaşanan grizu faciasında yitirilen 263 madenci için anma etkinlikleri sürüyor. Etkinliklerin bugünkü adresi Karabük'ün Yenice ilçesi oldu. Kozlu'da 263 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden kazasında hayatını kaybeden 42 kişi o dönemde Zonguldak'a bağlı Yenice ilçesindendi. Grizu faciasının 23. yıl dönümünde Yenice ilçesinde de maden şehitleri unutulmadı. Zonguldak Yeniceliler Derneği'nin düzenlediği anma etkinliklerinde ilk olarak Yenice Camii'de şehit madenciler adına Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ardından Yenice Maden Şehitleri Mezarlığı ziyaret edilerek mezarlara karanfiller bırakıldı. Şehit olan, vefat eden ve görevde defnedilen 200'e yakın maden şehidi bulunmaktadır. Bunları da her yıl bir programla anlam farklılık denerek hale gelmiştir. Anlamımız gerekir. Bu bağlamda bu yıl ilçe müdürümüzün bütün personelinin arkalarıyla Hakk-ı Şerifler okundu bugün duası yapılmak üzere. Ve bu arada aramızda cemaatimizden de bugün burada duası yapılmak üzere Hakk-ı Şerif okuyanlar, tevhid okuyanlar, salam selam okuyanlar var. Sadece ve sadece maden şehidiyle maden şehit olan kardeşlerimizdir. Mart 92 yılında meydana gelen bu elim kazada hayatını kaybeden bizim yöredeki bu rahmetli kardeşlerimizin ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Bundan sonra inşallah devletimiz ve yetkililer ellerinden gelen bütün tedbirleri imkanları ölçüsünde alacaklardır diye düşünüyoruz. Hiç kimse başkası birisinin can vermesini, ölmesini istemeyeceği için bunlar takdir-i ilahi diyelim. Allah inşallah bir daha göstermez. Ereğli'de kaçakçılık ve organize suçla mücadele büro amirliği ekipleri tarafından çökertilen suç örgütüne Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ceza yağdı. 14 sanıktan ikisi müebbet hapis cezası, diğer sanıklarsa 1 ila 12 yıl arasında ceza aldı. Vallahi diyecek çok bir şey yok. Adalet hak yerini bulur. İlk defa bir komplolar devamlı oluyor ama erçin. Buyurun. Atatürk'ümüzün yaptığı gibi ileri. Hadi tamam. Ereğli Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda suç örgütü kurmak, adam öldürmek ve öldürmeyi azmettirmek, adam öldürmeye teşebbüs, tehdit, yağma, şantaj gibi suçlamalardan gözaltına alınan 14 kişinin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmaları sonuçlandı. Suç örgütü üyelerinin 2004 yılında Mustafa Çetin'i, 2012 yılında ise Metin Koç'u öldürmek, dönemin belediye başkanı Halil Pozbıyık ve belediye meclis üyesi Halil Bozkuş'u tehdit, Halil Pozbıyık'ın oğlu Tuğberk Pozbıyık'ı öldürmeye teşebbüs etmek, iş adamı YB'yi öldürmeye azmettirme, öldürmeye teşebbüs,
Metin Koç'un öldürülmesi, ŞK isimli iş adamını tehdit ve yağmalama başta olmak üzere birçok olaydan yargılandı. 14 zanlı mahkemede son sözlerinde beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Mahkeme tarafından sanıklardan Erçin M. ve Cemal K. müebbet hapse mahkum edildi. Sanıklardan Yaşar A., Kemal A., Erdinç H., Tolga H., Recep S., Hakan G., Aynur H., Satiye A., Aliye Ö., Doğan H., İrfan G. ve Mustafa H. 1 ile 12 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı. Zonguldak İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri ODTÜ'de yapılacak robot yarışmasına katılarak okulu ve Zonguldak'ı temsil edecek. 17 ülkeden öğrencilerin projeleriyle katılacağı Uluslararası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Günleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması 7-8 Mart tarihlerinde yapılacak. Okul Müdürü Erol Koç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünün düzenleyeceği yarışmaya katılım aşamasındaki çalışmalar hakkında bilgiler verirken şunları söyledi. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünün ve ODTÜ Robot Kulübü'nün düzenleyeceği Uluslararası Robot Yarışması'na okulumuz davet edildi. 7-8 Mart tarihlerinde danışman öğretmenimizin rehberliğinde iki kız, iki erkek, toplam 4 öğrencimiz Ankara'da yapılacak olan bu yarışmada hem okulumuzu hem de Zonguldak'ı temsil edecekler. Tabii bu çalışmaları yaparken velilerimizden destek aldık. Okul aile birliği yanımızda oldu. Öğretmen, öğrenci ve okul idaresi olarak işbirliği içerisinde koordineli bir çalışma yürüttük ve buralara geldik. Artık öğrencilerimiz yarışmaya hazırlar ve en iyi şekilde de Zonguldak'ımızı ve okulumuzu temsil edecekler. Fizik öğretmeni Barış Genç katılacakları yarışmalarda sergileyecekleri robotlar hakkında bilgiler verdi. Okulumuz da bir Anadolu Lisesi olmasına rağmen işte üniversitelerin, bu konu teknik liselerin, uluslararası üniversitelerin yaklaşık 17 ülkelik bir katılım olması gündemde bu yılki robot yarışmasında. Okulumuzda iki kategoride temsil edilecek. Bu önemli bir olay. Arkadaşlarımız iki takım halinde robotlarını yaptılar. İki tane robotumuz var burada. Bir tanesi birinci gördüğünüz sumo kategorisinde katılacak olan robotumuz. Nedir sumo kategorisi? Başka bir robotla piste çıkacaklar. Ondan sonra birbirlerini pistten atmaya çalışacaklar. Diğer robotu atan robot kazanıyor. Ve iddialı bir robotumuz bu konuda. Çok iyi hazırlandı. Diğer robotumuz da çok nadide bir robot. Devreleri bile arkadaşımızın el emeğiyle kurulmuş. Hazır devre kullanılmadan kendi elektroniğini yaptı. Ve çizgi izleyen robot. Özelliği bir çizgi üzerinde hızlı bir şekilde dolaşabilmek, çizgiyi takip edebilmek. Bu konuda sensörler kullanıyor. Çizgiyi onunla algılıyor ve çizgiden çıkmadan parkuru kat etmesi gerekiyor. Bu da çizgi izleyen kategorisinde katılacak olan diğer robotumuz. İki robotumuza da hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri ODTÜ robot turnuvasında yarışmasında başarılar diliyoruz. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, TOKİ geleceği için 3 yıldır Baştarla Mahallesi'ne hizmet getiremediğini belirterek yetkililere seslendi. Baştarla Mahallesi sakinlerinin geçtiğimiz günlerde yaşadığı sıkıntıları Pusula TV ekranlarına getirmiştik. Mahalle sakinleri tüm yetkilileri sert dille eleştirmiş ve mahallelerine hiçbir hizmetin gelmediğini dile getirmişti. Burada herkes mağdur oldu bu 3 sene içerisinde. Bir belirsizlik var. İnsanlar ilerisini göremiyor. Herhangi bir yapacakları işlerde önlerini göremedikleri için ne evlerine tadilat yaptırabiliyorlar, ne badana boya yaptırabiliyorlar. Servisçiler, dolmuşçular, arkadaşların hepsi senetleri var. Buna göre planlarını yapmışlar, borçlanmışlar. Hepsinin mağduriyeti var. Biz bu süre içerisinde, 3 yıl içerisinde hiçbir yetkiliden buraya gelip de derdimizi dinleyecek hiçbir yetkiliden bir fayda göremedik. Ne belediye başkanı ne vali.
muhtarımız dahil olmak üzere hiç kimse gelip bu insanlara bir resmi bir açıklama yapmadı. Sadece de kulaktan dolma bilgilerle geldi, geliyor, yıkıldı, yıkılacak. İnsanlara zorla bazı evraklar imzalattılar 3 yıl önce. Yani bu gelecek diye. Kendi evlerini insanların elinden bedava alıp bir de onları üstelik borçlandırıp bu insanları korku içerisinde bıraktılar. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir halkın yaşadığı sıkıntıları bildiğini, kendisinin de TOKİ'yi beklediğini söyledi. Valla TOKİ ile ilgili çalışmaları ben TOKİ'yi ilgilendirdiği için, ben de taraf olmadığım için bize bilgi çok az geliyor, eksik geliyor. Ben de muzdaribim bu konuda. Halkımız mağdur durumda gerçekten. Bir an önce bu konu çözülsün istiyorum. Ben de yetkililere de söylüyorum. Bir an önce bu konuyu çözün ki biz oraya hizmet de getiremiyoruz bakın. Niye? Yıkılacak bir yere, tahribat olacak bir yere hizmet getirmenin bir anlamı var mı? Yok. Yazık olur yani. Yaptığınız emeğe yazık olur. Tabii tabii. Yani biz bir an önce başlayacakmış diye kabul ettik ama maalesef gecikiyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde adım atılır. Zonguldak AK Parti Milletvekili aday adayı İbrahim Cansız, Zonguldak İli Kalkındırma Derneği Başkanı Necati Başar ve yönetimini ziyaret etti. Zonguldak AK Parti Milletvekili aday adayı ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı İbrahim Cansız, seçim ziyaretleri kapsamında Zonguldaklılar Derneği Başkanı Necati Başar'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Zonguldaklılar Derneği Başkanı Necati Başar, Cansız'a çıktığı bu yolda başarılar diledi. Ben kendisini çok iyi tanırım ve bizim de uzun yıllar üyemiz. Allah razı olsun, kendisini çok severim. Kişiliğiyle, düzgünlüğüyle, eğitimciliğiyle, şahsiyetiyle, her türlü şeyle, yani 100 üzerinden 100 diyebilirim. Yani kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir yerde yer alır. Zonguldak'a hizmet etme yolunda bir adım attıklarını ifade eden Zonguldak AK Parti Milletvekili aday adayı ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı İbrahim Cansız şunları söyledi. İnşallah Zonguldak'ın tümüne çok hayırlı, evet, güzel hizmetler getirmek gayretiyle bu yola girdik. Allah nasip ederse inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında altında kayalar gibi sağlam durup hizmet verip bu olayları gerçekleştireceğiz ve tamamını elde edeceğiz nasıl olursa. Biz tabii ki aday adaylığın süresindeyiz. Aday olsak da buradayız, olmasak da buradayız. Malumunuz biz eskiden beri bu misyonun temelinden doğru gelen insanız. İnşallah insanların bütününü kucaklayacak bir özelliğimiz var. Bu birliktelikle hayırlı hizmetler hep beraber yapacağız. Ereğli'de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Osman Yavuz, meclis toplantılarında söylenmesine rağmen kendilerine çay verilmemesi üzerine beraberinde getirdiği termosla başta AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Uysal olmak üzere meclis üyelerine kağıt bardakla çay dağıttı. Ereğli Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu bugün Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısının başlamasının hemen ardından Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Osman Yavuz, elinde termos ve kağıt bardaklarla kürsüye gelerek Başkan Hüseyin Uysal'a ve diğer meclis üyelerine çay ikramında bulundu. Şimdi Osman Bey, siz yorulmayın. Evet. Bizim görevli arkadaşlardan birisi çayları dağıtsın. Tamam. Siz de yerinize oturun. Şaşkın gözlerle çay ikramını seyreden meclis üyeleri gördükleri manzara karşısında gülmeye başlarken Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Osman Yavuz'dan çay dağıtımını bırakmasını ve görevli kişilerin dağıtmasını istedi. Meclis üyelerine çay ikramında misafirlere de çay ikramesi edilmesi gerektiğini, daha bundan sonra daha hazırlıklı gelinmesi gerektiği söylendi. Fakat malumuz kış ayındayız. Biz 3-4 aydır soğuk havalarda 5-6 saat mesai harcıyoruz ve bize sadece 100 cc su ikram ediyorlar. Bir sıcak çayı çok görüyorlar. Fakat başkanımız mahallelere gittiğinde kendisi sıcak çay, simit ve tereyağıyla ağırlandığını söylüyor. Biz bir çay hak etmiyoruz diye düşündük. Kendi çayımızı kendim getirip başkana ve diğer arkadaşlara ikramda bulundum. Tepki başkanımız Sevi'yi davet etti biraz ama ben Sevi'siz bir şey yapmıyordum orada. Güzel mesaj verdiğimi düşünüyorum. Zonguldak Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne vekalet eden Ahmet Güngör, Zonguldak'ta yeni kurulan müdürlüğün faaliyetleri ve kentte yaşayan göçmen sayısı ile ilgili bilgiler verdi.
Zonguldak'ta yeni kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi veren Ahmet Güngör, kentte 75 Suriyeli olduğunu ve Suriyelilerin misafir olduğunu söyledi. İl Göç İdaresi'ne 914 mültecinin başvuru yaptığını söyleyen Güngör, ilimizde toplam 989 yabancı vatandaşın bulunduğunu belirtti. Yabancılar ve Uluslararası Korunma Kanunu gereği bu kanunumuz 4 Nisan 2013 tarihinde çıktı. Bu kanun gereği Emniyet Müdürlükleri bünyesinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü kapatıldı. Bunun yerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. İllerimizde de İl Göç İdaresi İl Müdürlükleri kuruldu. Şu an AFAD Müdürü olarak ben İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne vekalet ediyorum. Yeni müdür atanıncaya kadar bu vekaleti sürdüreceğim. Kanunumuzun birinci maddesinde anlaşılacağı üzere bu kanunun amacı yabancıların Türkiye'ye girişleri, yabancıların Türkiye'de kalışları ve çıkışlarına kadar olan bütün iş ve işlemleri bu kanun gereği artık bundan sonra devir ve teslim işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacak. İlimizde de şu an bu işlemler Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. İlimizde toplam 75 geçici korunma altındaki yabancı var. Biz geçici korunma altındaki yabancılara Suriyeliler diyoruz. Suriyeliler ülkemizde misafir konumunda şu an. Suriyelilere zaten AFAD Başkanlığı bakıyor. Onların sorumluluğunda ve kontrolünde. 914 kişiden başvuran mültecimiz var şu an ilimizde. Toplam 989 kişi ilimizde şu an yabancı bulunmakta. Bunların şu an iş ve işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülmekte ve bu şekilde devir teslim işlemi devam edene kadar da İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütecek iş ve işlemleri. Bu binaya göç net sistemi kurulduktan sonra devir teslimi alacağız. Yabancılar sınır kapısından girdiği andan itibaren göç net sistemiyle takip edilecek ve ilimizden de biz buradan gerekli bilgileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne anında bildireceğiz. Ülkemizdeki yabancılara ayrıca kendi imkanlarıyla burada ikamet ediyorlar. Bu Suriyelilerin 75 Suriyelinin bir kısmı zaten öğrenci bunların. Diğer 914 kişi de ilimizde kendi imkanlarıyla kalıyorlar. Bunlardan çok muhtaç olanlara ve yardıma ihtiyaç olanlara Sayın Valimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda gerekli gıda... Zonguldak Çaydamar'da bulunan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde itfaiye ekipleri kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri ve AFAD'ın katıldığı kurtarma tatbikatı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Öğretmen Lisesi'nde yapıldı. Tatbikatta ilk olarak sirenlerin duyulması ile birlikte itfaiye ekipleri okula girerek öğrencileri kurtardı. Okul müdürü Erol Koç, Sivil Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan tatbikatta emeği geçen itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Sivil Savunma Haftası etkinlikleri sebebiyle yapmış olduğumuz yangın tatbikatı çalışmasında Zonguldak Belediyesi'nden, İtfaiye Müdürlüğü'nden destek istedik ve onlar da bu çalışmada bize destek verdiler. Ben şahsım ve kurumum adına kendilerine teşekkür ediyorum. İtfaiye Müdürü İsmail Saraydın eğitimlerinin diğer okullarda da devam edeceğini söyledi. Sivil savunma etkinliği çerçevesinde okullarımızdan yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı istenmektedir. Şu anda okullarımızdan büyük bir ilgi var bu konuda. İlk etapta bu öğretmen lisesinde tatbikatımızı yapıyoruz. Önce çok katlı binadan kurtarma ve daha sonra yangın çıkartıp ve söndürmeyi göstereceğiz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorduğu sorulara yangın konusunda bilgi vereceğiz. Bu vesileyle okul müdürlerimizin, okul yönetimimizin yangına karşı duyarlılığı bakımından çok teşekkür ediyorum kendilerine. Önümüzdeki haftalarda yine devam edecek bu eğitim. Ereğli'de gazeteci Vedat Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Muharrem Kılıç, gözyaşları arasında Hasbeyler Köyü aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık bir aydır hasta olan ve Ankara'da tedavi gören gazeteci Vedat Kılıç'ın babası Muharrem Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi Ereğli'ye getirilen Muharrem Kılıç, Hasbeyler Köyü'ndeki evlerine getirildi.
Evin önünde alınan helalliğin ardından cenaze aile mezarlığına defnedildi. Rabbimizin huzuruna ağır ve pak olarak çıkmayı kendisine nasip eylesin. Amin. Vefat eden Müslüman kardeşimizin arkasından onu hayırla yad etmek, güzelliklerini konuşmak, dualar etmek ve Rabbimizden af olması için niyazda, duada bulunmak gerekiyor. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim bu helalliğinizi yüce katında kabul edip ahirette şahitlik olarak inşallah bunu kabul edecektir. Cenaze töreninde Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cöbek, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Nizamettin Halıcıoğlu ve parti yöneticileri, Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, İlçe Emniyet Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, gazeteciler, aile fertleri, yakınları ve köylüler katıldı. Küllü nefsine zâigatül mevt, sümme yerine turcaun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum ruhu için Allah rızası için lillahil Fatiha. كفروا للذين آمنوا وندعم من لو شاء الله أنعمه فلا يستطيعون توصية ولا. Sevgili izleyenler, şimdi bir sinema filmine gidiyoruz. Bizden bir sinema filmi. Zonguldaklı yazar İrfan Yalçın'ın Fareyi Öldürmek romanı İçimdeki İnsan adıyla sinemaya uyarlandı. Başrollerinde Füsun Demirel, Şebnem Bozoklu, Suavi Eren, Vedat Erincin, Macit Koper, Menderes Samancılar, Melek Şahin, Murat Karasu, Rıza Sönmez gibi Türk sinemasının usta oyuncularının rol aldığı filmin yönetmenliğini Aydın Sayman yapıyor. 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen filme isim veren İrfan Yalçın, eserinin daha önce de tiyatroya uyarlandığını ve uzun dönem sahnelendiğini belirterek, "Filmi izledim ve gördüm ki bunun kadar başarılı bir iş olamaz. Film açıkça benim romanımı aşmış." diye konuştu. Ben bir fareyi öldürdüm. Sadece bir fareyi öldürdüm. Kimse bana Sabri katili dedirtemez. Senelerce bir katille burun buruna çalıştım. Kimsin sen? Ben mi? Sabri? Ya sen, sen kimsin? Evli misin? Çocuğun var mı? Sabri! Gelmezler. Değil mi? Mesela ne kitabı o? Adı ne onun? Tefsir mi? Bu bir roman. Suç ve Ceza. Benim sapığım Sabri Bey. Bayağı deli gibi aşıktı bana. Niye geldiğini biliyorum. Niye aradığını. Neyi arıyormuşum? Fareler. Haline bakmadan zaparalık yapmaya kalkın bir de. Şükranım. Durun ya, işin aslını öğrenmeden. Aşık olduysa da havasını alacak neticede. Bana bak, yolarım o sarı saçlarını. Durun. Yeynos! Baba diyeceksin lan bana. Baba, baba. Baba! Ya sen ne yapıyorsun çocuğa? Bıraksana. Şimdi oku da görelim bakalım. Ha? Al. Hani düşünüyorum da Sabri gerçekte ne kadar yaşadı diye. Belki de 5 yıl. Her canlıyı severdi. Ama o canlılar onu sever miydi bilmem. Zonguldaklı yazar İrfan Yalçın'ın Fareyi Öldürmek isimli romanından uyarlanan İçimdeki İnsan filminin ilk gösterimi 17 Ekim'de yapılacak.
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Spor Toto 3. Lig'de hafta sonu lider Darıca Gençler Birliği'ni konuk edecek Zonguldak Kömürspor'a moral ziyaretinde bulundu. Zonguldak Kömürspor'dan beklentilerin yüksek olduğuna değinen Başkan Akdemir, geçen sezon yaşanan sevincin 2. Lig'e çıkarak sürmesi temennisinde bulundu. Spor Toto 3. Lig'in 24. haftasında lider Darıca Gençler Birliği'ni konuk edecek olan Zonguldak Kömürspor'da hazırlıklar sürüyor. Cumartesi günü oynanacak olan kritik maç öncesi Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Kırmızı Lacivertlilerin idmanını ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara başarı diledi. Kent olarak Zonguldak Kömürspor'dan beklentilerinin büyük olduğuna değinen Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir şunları söyledi. Çocukları gerçekten iyi gördüm maşallah. Tabii Darıca maçı birinciyle maç yapmak önemli. Onu yenmek önemli. Ki hedefimiz var. Hedefimize ulaştığımızda Sayın Başkanımızın nezdinde şehir olarak beklentilerimiz var, beklentilerimiz var. İnşallah o heyecanı, o coşkuyu tekrar yaşamak istiyoruz, görmek istiyoruz. Çocuklarımız maşallah iyiler. Sakatlık yok bildiğim kadarıyla. Bir ceza var. Evet. İnşallah Zonguldak'a futbol konusunda özellikle biz her branşta Zonguldak hep önde. Çünkü Türkiye'nin en çok amatör sporcusu bulunan şehirlerden bir tanesi. Bu her şehire nasip olmaz. Spora gönül vermiş bir şehir. Spora gönül vermiş bir şehrin de beklentileri halk olarak, toplum olarak da hep üst düzeyde olmuştur. O üst düzeyi yakalamak için de başkanım sağ olsun çok mücadele ediyor. Bizler de destek vermeye çalışıyoruz. Biz manevi desteklerimiz. İnşallah arkasından farklı şeyleri de beraberce, dostça, arkadaşça toplumumuzda bunun içerisine katarak, esnafımızı, iş adamlarımızı bunun içerisine katarak güzel günleri göreceğiz inşallah. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Allah onları utandırmasın. Zonguldak Kömür Spor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, herkesin desteğiyle takımın başarıya ulaşacağını söyledi. Zonguldak Spor'a elinden geldiği imkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa, ne yapabiliyorsa yapmaya çalışıyor. İmkanlar gönüllüsüdeki daha fazla olsun, daha fazla yardımcı olsun. Ama bu kısıt imkanlarla başkanımız her zaman yanımızda. Sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Bugün altyapı bir maça gidebiliyorsa, deplasmana gidebiliyorsa hepsi başkanımız sayesinde. Yani başkanımız olmasa bizim bir elimiz kolumuz kırık olur. Olmaz sakat oluruz. Onun için başkanımız desteğine esirgemezken diğer esnaf olsun, iş adamı olsun onların da aynı şekilde destek olması istiyoruz. Sırada hava durumu var. Ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizler yarın yine aynı saatte en doğru, en tarafsız haberlerle birlikte burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.